Evet sevgili arkadaşlar, bir yere kaybolmak yok dedik. Ben de buradayım, karşınıza geldim. Bir bardak suyumu içtim. Hemen konumuza tempolu bir şekilde devam ediyoruz. Çayları aldınız, içecekleri aldınız, şeftali sularını aldınız. Devam ediyoruz. Evet, şimdi konu başlığı ne olacak? İstanbul hükümetince çıkarılan ayaklanmalar iki tane çıktı. Az önce anlatmıştım, iki tane çıktı. Bir Kuvayi İnzibatiye, iki Halife, iki Ahmet Anzavur ayaklanması. Arkadaşlar Kuvayi İnzibatiye ile sakın Kuvayi Milliye'yi karıştırmayın demiştim az önceki dersimde. İlk isyanımız gelsin. İlk isyanımızın adı Ahmet Anzavur ayaklanması arkadaşlar. Hemen okladı göstermişiz. Ahmet Anzavur sevgili arkadaşlar bakın şu bölgede Balıkesir. Balıkesir çevresinde isyan etmiştir. Benim de Balıkesir'le Ahmet diye bir arkadaşım vardı. Üniversiteden. Hep oradan aklımda kalıyor. Gerçi kendisi çok iyi bir arkadaşımızdır. Balıkesirlilerde çok iyi bir arkadaşlarımızdır. Ahmet Anzavur ayaklanması. Ahmet Balıkesir oradan aklımda kalmış. Siz de Ahmet Anzavur'un Balıkesir'de isyan ettiğini unutmayın. Evet şimdi bir. Ahmet Anzavur sevgili arkadaşlar aslında eski bir Osmanlı subayı. İstanbul hükümetinin de kışkırtmasıyla isyan ediyor. Bakın amaç ne? Amaç İngilizlerin boğazları daha rahat kontrol etmek istemesi, milli güçlerin yani bizim Kuvayi Milliyeciler Marmara'da güçleniyorlar ve onun güçlenmesini önlemek istenmesi. Üçüncü olarak Batı cephesinin gerisine zarar vermek istemesi. Arkadaşlar üçüncü cümleyi belki anlamadınız. Hemen bir çırpıda anlatıyorum. Bakın şurası Batı cephesidir. Yani Batı Anadolu, Ege bölgesi. Burada Yunanlılar ile Kuvayi Milliyeciler arasında büyük bir mücadele var. Batı cephesi dediğimiz cephe burası. İşte Ahmet Anzavur Batı cephesinin hemen arkasında isyan ederek bizim Kuvayi Milliyecilere de arkadan zarar vermek istiyor. Hey Allah'ım bizim insanımıza zarar veriyor gördüğünüz gibi. Nasıl bir dönem yaşamışız ya. Gerçekten zor bir dönem yaşamışız. Uzatmıyorum. Galeyene gelmeyeyim şimdi. Gaza gelmeyeyim. Ahmet Anzavur bir Osmanlı subayı. Eski Osmanlı subayı. Boğazlar ve çevresinin kontrolünü İstanbul hükümeti lehine, İtilaf devletleri lehine, İngiltere özellikle sağlamak için isyan ettiriliyor. Eğer sen Ahmet Anzavur'un, benim Ahmet arkadaş nereliydi? Balıkesir değil mi? Benim Ahmet Anzavur isyanımı bilmem ne işime yarayacak biliyor musunuz? Balıkesir'de çıktığını bilirsem bu yorumları daha rahat yaparım. Ahmet Anzavur ayaklanması. Balıkesir'de çıktı. Ben bunu hatırlıyorum. O zaman diyeceksin. Amaç Boğazlar çevresini kontrol etmek. Kuvayi Milliyeciler'i burada zor duruma düşürmek diye kendi kafandan da haritadan yararlanıp bilgileri kurgulayacaksın. Evet, devam ediyoruz. Buradaki ikinci ayaklanmamız Kuvayi İnzibatiye. İnzibatiye biliyorsundur arkadaşlar. İnzibat askerde vardır mesela. Biz askerdeyken böyle inzibatlar sokakta dolaşırdı. Böyle bazı askerleri yakalarlardı. Yanlış işler yapan asker arkadaşlarımızı. İnzibat kelimesi oradan. Biz erkekler daha iyi biliyoruz bu kelimeyi. Kuvayi İnzibatiye. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Kuvayi İnzibatiye'nin amaçları Anadolu'da kendi aleyhinde bozulmuş olan düzeni yeniden sağlamak. Tabi bu İstanbul hükümetinin mantığı. İstanbul ve Anadolu arasında Geyve Boğazı'nı kontrol altına almak istemişlerdir. Yani şurada Geyve Boğazı'nda bir boğaz vardır. Kuvayi İnzibatiye ayaklanması Kocaeli civarında işte Geyve bu taraflarda kontrol altına almak istemişler arkadaşlar. Ve bu ayaklanma Kuvayi İnzibatiye ayaklanmasının biz Ali Fuat Paşa tarafından bastırıldığını görüyoruz. Az önce ben söylemeyi unuttum. Ahmet Anzavur ayaklanmasını da Çerkez Ethem bastırıyor. Çerkez Ethem o dönemlerde
milli mücadele tarafında, milli mücadele taraftarı. İsyan bastırmış, bak Ahmet Anzavur'un ayaklanmasını bastırmış. Sonra isyan edecek, orası ayrı. Evet, devam edelim. Kuvayi İnzibati'ye ayaklanması, Kuvayi İnzibati'ye ayaklanması da İstanbul hükümetinin çıkardığı, yine genel böyle nerede çıkarıldığını bakın görüyorsunuz Marmara'da, işte Marmara ile Anadolu'nun arasında tampon bölge oluşturmak, İstanbul'un güvenliğini sağlamak gibi sorularda ifadeleri yakalamanızı istiyorum sizden. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdiki konu başlığımız, silelim şöyle. İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar. Bolu Düzce'ndeki ayaklanması var. Konya ayaklanması, yani Bozkır ayaklanması var. Delibaşı Mehmet ayaklanması. Afyon'da Çapur Musa ayaklanması. Tokat Zile ayaklanması. Yozgat'ta Çapanoğlu ayaklanması. Yine Bayburt'ta Eşref ayaklanması. Koçgiri ayaklanması. Urfa'da Milli Aşiret ayaklanması. Cemil Çeto ayaklanması. Mardin'de Ali Batı ayaklanması. Ne kadar çok değil mi? İşte ezberlemek zor. Postacı Nazım ayaklanması, ne diyeceğiz? Bunlar İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar. Evet, unutmayın bunu. 1. Konya'da Bolu Düzce'de pazar ayaklanması. Geri gel Samet, geri gel. 1. Bolu Düzce'de pazar ayaklanması. Siz de yerini görün. 2. Konya'da Delibaş Mehmet ayaklanması. Bozkır ayaklanması olarak da geçen ayaklanma Konya'dadır arkadaşlar. Zaten Konya bozkır bir yer. Bozkır iklimi, bozkır bitki örtüsü var orada. Evet. Tokat Zile ayaklanması. Yozgat Çapanoğlu ayaklanması. Vardır bunun altında bir Çapanoğlu deriz yani biz böyle günlük hayatta kullanırız. Çapanoğlu. Evet. Şeyh Eşref ayaklanması. Erzincan'da Koçgiri ayaklanması, Urfa'da Milli Aşireti ayaklanması, Cemil Çeto ayaklanması. Tabi Ali Batı ayaklanması gibi ayaklanmalar da burada var. Evet. Şimdi bir, nereden başlıyoruz? İstanbul hükümetinin ve itilaf devletlerinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalardan birincisi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi Yozgat ayaklanması, Çapanoğlu ayaklanması. Ne diyor bakalım bildiğimizde? 2. Tokat Zile ayaklanması. Arkadaşlar, bu iki ayaklanma iki ailenin çıkardığı ayaklanma. Yozgat ve Tokat Zile tarafından çıkmıştır. Padişaha ve halifeye bağlılık bildiren bazı nüfuzlu yani güçlü aileler tarafından çıkarılmıştır. Bu ayaklanmayı önce Çerkezeten sonra da TBMM'ye bağlı kuvvetler bastırmıştır. Tabii ben yanınıza gelip hangi uyarıyı yapacağım size? Arkadaşlar bakın, Çerkezeten yine bir ayaklanma bastırıyor. Çerkezeten bir ayaklanma bastırıyor. Sonra isyan edecek, unutmak yok. Evet, devam. Yine başlığımız aynı. İstanbul hükümetinin ve itilaf devletlerinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar. Postacı Nazım ayaklanması. Evet, postacılar ayaklanıyor. Evet sevgili Ayhan, ayaklanmayın. Postacı Nazım ayaklanması. Sivas çevresinde posta işleri yürüten postacı Nazım'ın iflas etmesi sonucu çıkmıştır. Çıkar. Çıkar ilişkisi, çıkar mücadelesi. Çerkez Kara Mustafa'yı da yanına alan postacı Nazım halkı isyana kışkırtmıştır. 1920'de Yeni Han'da başlatılan ayaklanma Tokat'ın Zile ilçesine de sıçramıştır. Zile müftüsü de isyana destek verince Yeni Han olayı Zile ayaklanmasına dönüşmüştür. Yani sorularda ben ayrıntı bak bilgi anlatmasını çok seviyorum. O sorularda Tokat Zile ayaklanması demez de Yeni Han ayaklanması derse veya postacı Nazım ayaklanması demeyebilir, Yeni Han ayaklanması diyebilir. Bunlar hep iç içe geçmiş ayaklanmalar.
Posta cinazesinin ayaklanması da işte Tokat Zil ayaklanmasıyla ve Yeni Han ayaklanmasıyla iç içe geçmiş ayaklanmalar arkadaşlar. Ne olmuş? Yarbay Cemil Cahit 1920'de gitmiş isyanı bastırmış. Evet. TBMM bağlı milli güçler gidip isyanı bastırıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Yine aynı konu başlığımız İstanbul hükümeti tarafından ve İtilaf devletleri tarafından ortaklaşa çıkarılan ayaklanmalar. Afyon ayaklanması. Afyon'da benim Mustafa diye bir arkadaşım vardı. Afyon'da Mustafa diye bir arkadaşım vardı. Afyon'da Mustafa'nın da bir kardeşi vardı, Musa. Bize de oturmaya gelmişti. Ben böyle hayat hikayemi anlatmayı çok seviyorum değil mi arada? Afyon'da Çopur Musa ayaklanması çıktı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sorabilir bazen böyle zor sorularda niye olmasın? Afyon'da çıkan ayaklanmandan nedir? Hah kaldın öyle işte. Ya Afyon'da çıkan ayaklanmanın adı nedir? Çopur Musa ayaklanması. Ben bazen Çopur Musa falan yazıyorum. Öyle de gördüm kaynaklarda. Önemli değil. Afyon'da Çopur Musa ayaklanması. Bakın şimdi size şöyle yapacağım. Şimdi hemen aklıma geldi bu. Şimdi şu an aklıma geldi vallahi. Şöyle yazayım. Afyon yazıyorum şöyle Afyon. Afyon'un O'sunu alıyorum. Böyle karalıyorum. Üstünden de böyle Çopur Musa yapıyorum. Çopur Musa ayaklanması. Çopur Afyon'un Çopur'u. Oradan aklımıza gelsin. Çopur Musa ayaklanmasına Afyon'da çıkmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Tabii bunlar belki de saçma gelen, size saçma gelen kodlamalarım kendi kafamda. Ben böyle öğrendim. Belki siz de öğrenirsiniz. Kendi kodlamasını kendisi yaratan öğrenci arkadaşım da oho bu işi çoktan aşmış demektir. Devam ediyoruz. Evet, Afyon'da biliyorsunuz Afyon Batı Anadolu'da değil mi? Batı Anadolu'da Yunan isyanı, Yunan işgali var. O zaman Afyon'daki Çopur Musa ayaklanmasını Yunanlılar kışkırtmıştır diyebilmelisiniz. Evet, devam. Aynı şey. Çopur Musa'dan da başka bir şey bekleyemeyiz zaten değil mi? Afyon'da Çopur Musa Dine'den gidiyor diye ayaklanmış. Halkı kışkırtmış. Alın size isyan. Batı Anadolu'daki Kuvayi Milliye bu isyanı bastırmış ve Çopur Musa Yunanlılara sığınmış arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Çopur Musa da Yunanlılara sığınıyor. Evet. Devam. Yine başlığımız aynı. Böyle sarı sarı başlığımız var. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri çıkardı diğer bir ayaklanma. Konya ayaklanması. Bozkır ayaklanması, Dilibaş Mehmet ayaklanması diye de geçiyor. Evet, bazı kaynaklarda 1. Bozkır ayaklanması, 2. Bozkır ayaklanması da diye biliyor. Evet. Konya ve Bozkır ilçesinde çıkmıştır. TBMM bağlı birlikler tarafından bastırılmıştır. Daha sonra bölgede Delibaş Mehmet isimli bir kişi isyan etmiş, güçlükle de olsa isyanı bastırılmıştır. Konya'da Delibaş Mehmet. Bak Konya'da arkadaşım yoktu o yüzden bunu kodlayamayacağım kafanızda öğrenin. Konya'da Delibaş Mehmet. Evet, Çopur Musa Afyon'daydı. Ahmet Anzavur, Ahmetlerin Balıkesir adamı. Evet, devam. Zeynel Abidin ayaklanması da Bozkır bölgesinde çıkmış. Hemen gitme, dur hemen gitme, geri gel, geri gel, geri gel. Zeynel Abidin ayaklanması diye bir ayaklanmada görürseniz bir kaynakta Zeynel Abidin ayaklanması da sevgili arkadaşlar Konya çevresinde çıkmış, Bozkır bölgesinde çıkmış bir ayaklanma olarak söylenebilir. Zeynel Abidin Konya ayaklanması Bozkır bölgesinde çıkmış. Evet. Yoruldum. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmaları devam. Bolu Düzce Hendek Adapazarı ayaklanması. Bunlar birbirine çok yakın yerler. Coğrafi olarak nerede olduklarını biliyorsunuz. İstanbul'a yakın. İstanbul'a yakın bir yerde ayaklanma çıkmışsa İtilaf Devletleri kendi
güçlerinin zarar görmemesi, kendi güvenliklerinin zarar görmemesini istiyorlar. Arada tampon bölge oluşturmak istiyorlar. Evet. Boğazları elinde tutmak isteyen İngilizlerin kışkırtmasıyla çıkmışlar. Ali Fuat Paşa ve Refet Bele tarafından bastırılmıştır. Dini duyguların sömürüldüğü ikinci bir ayaklanma da yine Kubani Milliye Birlikleri tarafından bastırılıyor. Çok da burada özel bir bilgi yok. Evet. Yine İstanbul hükümetinin İtilaf Devletleri'nin çıkardığı ayaklanmalar biraz da artık doğu bölgelerimize doğru kayıyoruz. Evet. Milli aşireti ayaklanması. Milli kelimesi çok güzel bir kelime. Kelimeyi alırım böyle ya bu ayaklanma falan değildir falan demeyin. Urfa'da milli aşireti ayaklanması isyanı var arkadaşlar. Adana, Antep, Maraş, Urfa'da Fransızlar işgal etmiş arkadaşlar. Bu milli aşiretinin şöyle bir özelliği var. Milli aşiret önce Fransızlara karşı, evet Fransızlara karşı mücadele ediyor. Sonra Fransızlarla yaptıkları anlaşma gereği TBMM'ye karşı ayaklanıyorlar. Devam. 1920'de TBMM bağlı kuvvetler tarafından bu ayaklanma bastırılmış arkadaşlar. Evet, Cemil Çeto ayaklanması, Çeto, Batmanlı. Cemil Çeto ayaklanması, Batmanlı. Tabii bu hep sürekli tekrar isteyen, böyle not almak isteyen, gerekirse böyle küçük küçük notları duvara yapıştırır. Cemil Çeto ayaklanması, Batman. Batman'da Cemil Çeto ayaklanması diye yazın. Hep TBMM'ye karşı çıktı arkadaşlar bunlar. Evet, 1900... Aylar hiç önemli değil ya. Bak bunu yanlış anlamayın beni. Aylar önemli değil. Geçin ayları. 1920'de çıkmış. TBMM'ye karşı çıktığına göre zaten TBMM 1920'de kurulmuştu. Böyle mantık yürütün biraz. İngiliz, Fransız ve Kürt Teali Cemiyeti'nin kışkırtması var arkadaşlar bu ayaklanmada. 13. kolordu çok önemli bastırılmış Cemil Çeto ayaklanmasına. Evet. İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin TBMM'ye karşı çıkardığı diğer bir ayaklanma ile devam ediyoruz. Erzincan'da Koçgiri ayaklanması. Erzincan'da Koçgiri ayaklanması. Erzincan'ın C'sinden Koçgiri'nin C'sini mi kodlasak kafamızda acaba? Yok, o kadar zorlamayacağım sizi. Evet, Erzincan ayaklanması, Koçgiri ayaklanması. 1921'de çıkmış, bir sene sonra çıkmış gördüğünüz gibi. Bölücü nitelikli bir ayaklanma, Erzincan'da çıkan bölücü karakterli bir ayaklanma. Nurettin Paşa komutasındaki düzenli bir ordu tarafından bastırılıyor. Evet. Diğer bir ayaklanmamız Ali Batı isyanı. Mardin'de Ali Batı ayaklanması arkadaşlar. Ali Batı Mardin'de ayaklanmış. Bölücü nitelikli bir ayaklanma arkadaşlar. Yine İngilizler destek vermiş. Yine 1919 tarihinde çıkmış önce bu ayaklanma. Sonra TBMM açıldıktan sonra da bu isyanı bastırmakla uğraşmış. Şeyh Eşref Bayburt'ta ayaklanmış arkadaşlar. Bayburt'ta Şeyh Eşref ayaklanması var. Bu yine 1919 yılında çıkan bir ayaklanma. Halkın dini duygularını sömürerek çıkardı bu ayaklanmayı da. TBMM bu ayaklanmayı da bastırdı. Çok değil mi? Bu İstanbul hükümetine geri geldi. Bu İstanbul ayaklanmasının, pardon ya dilim dönmedi. Bu İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar çok fazla. Bunları bir yere not etmeniz gerçekten çok önemli. Zaten ayrıntı bilgi orada. Evet, devam. Bazı Kuvayi Milliyetçilerin çıkardığı ayaklanmalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Az önce anlatmıştım. Bir tanesi Çerkez Ethem ayaklanması, diğeri de Demirci Mehmet Efe ayaklanması olarak geçiyor. Geri gel. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gördüğünüz gibi Ege bölgesinde ayaklanmıştır. Unutmayalım. Yörük Ali Efe de var tabi. Çerkez Ethem isyanı. Bak az önce verdiğim bilgileri unutma arkadaşım. Çerkez Ethem bazı ayaklanmaların bastırılmasında da aktif rol oynuyor. Değil mi? Mesela Ahmet Anzavur ayaklanmasını, Balıkesir'de çıkan ayaklanmayı bastırmıştı.
yine Çapanoğlu ayaklanmasında rolü var bastırılmasında. Belirli yerlerde Yunanlılara karşı da mücadele var. Ama şimdi isyan etmiş. Bakalım neden isyan etmiş? Hep beraber tahtadayız. Evet. Sevgili arkadaşlar, milli mücadelenin başında önemli hizmetleri görülmüştür. Ve uyuma. Çerkes Etem'e bağlı Kuvayi Seyyare adında bir ordu var. Hocam çok kuvva oldu değil mi bu ara? Kuvayi Milli'yi zaten biliyorsunuz. Onu dedem de biliyor. Değil mi? Çünkü dedem oluşturuyor zaten Kuvayi Milli'yi. Babaannem var içinde. Kuvayi İnzibati'ye bir ayaklanmaydı. İstanbul hükümetinin TBMM'ye karşı çıkardığı bir ayaklanma. Kuvayi Seyyare Çerkez Etem'in ordusu. Ayaklanmaları bastırırken de çok kullandık bu orduyu. Yani Kuvayi Seyyare'nin milli mücadeleye olumlu katkısını unutmayın. Seyyar ordu demektir. Yani Çerkez Etem ordusunu alıyor, seyyar taşıyor. Buraya gidiyor, burada ayaklanmaları bastırıyor. Buraya gidiyor, burada ayaklanmaları bastırıyor. Seyyar bir ordu. Çok fazla kalabalık değil. Ama o seyyar ordu, o Kuvayi Seyyare Çerkez Etem'le beraber aynı zamanda isyan ediyor arkadaşlar. Çerkez Etem'in ordusunda da Kuvayi Seyyare. Unutmak yok bunu. Evet. Sevgili arkadaşlar, devam edelim. Düzce, Ahmet Anzavur, Bozkurt ayaklanmaları gibi birçok isyanın bastırılmasında Çerkez Etem'in çok mükemmel, çok büyük yararları olmuştur. Daha sonra düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal ile fikir ayrılığına düşmüştür. Çerkez Etem'in kardeşleri de aynı zamanda TBMM'de milletvekili arkadaşlar. Ve Çerkez Etem'in böyle bir liderlik peşinde olduğu da bazı kaynaklarda yazıyor tabi. Popülist kaynaklar olabilir. Daha tam olarak açıklığa kavuşturulmamış bilgilerden bir tanesi. O önemli değil neyseniz. Geçelim onu. Bize sınav bilgisi var. Ama siz bunları araştırın tabii ki. Genel kültür bilgisi önemli arkadaşlar. Evet. Düzenli ordunun kurulmasına karşı çıkmış. Batı cephesinde Gediz Savaşları denilen bir savaş vardır arkadaşlar. Daha önce ben size bunu Kuvayi Milli'ydi anlatmıştım. Kuvayi Milli'ye Batı cephesinde Gediz Savaşları'nda yeniliyor. Gediz Savaşları'nı Kuvayi Milli'ye kaybettiği için Kuvayi Milliye'nin kaldırılma kararı alınıyor arkadaşlar. İşte bu Gediz Muharebelerinde Çerkez Etem de var ve komutanların sözünü dinlemiyor. Başına buyruk hareket ediyor. Bizim Gediz Savaşları'nda yenilmemizin bir nedenlerinden bir tanesi de bu. Pek emir altına girmeyi seven bir kişi değil Çerkez Etem. TBMM'yi ele geçirmek istemiştir. Birçok kaynakta bu yazıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in yerine geçmek istemiştir. Az önce o söylediğim liderlik mücadelesi birçok kaynakta var yine. TBMM, Çerkez Etem ve Kuvayi Seyyare üzerinde bir ordu gönderiyor. İleride vereceğim bu bilgiyi, tekrar vereceğim. Bir yere not et bu bilgiyi. Soracağım bunu, Batı cephesini anlatırken soracağım Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Çerkez Etem ayaklanması bastırılmıştır. Yıl 1921. Bu gelir, sınavda bu gelir. Böyle test sorularına gelir. Çerkez Etem ayaklanması hangi savaştan sonra bastırılmıştır? Birinci İnönü. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra hangi isyan bastırılmıştır? Çerkez Etem. Uyuma. Evet, devam. Ve Çerkez Etem Yunanlılara sığınmıştır arkadaşlar daha sonraki süreçte. Evet, Demirci Mehmet Ağa ayaklanmasında ben söyleyelim. Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı mücadele eden bir Kuvayi Milliye lideri. Çok iyi bir insandır. Çok büyük başarılar olmuştur. Bir efedir kendisi. Ama Kuvayi Milliye'nin düzenli orduya katılması aşamasında isyan etmiştir arkadaşlar. Düzenli orduya katılmak istememiştir.
Batı cephesinin de o dönemlerde komutanlarından biri olan, komutanlarından biri olan diyelim, Refet Bey tarafından bastırılmıştır bu isyan. Yörük Aliyev isyanı da yine Batı cephesinde bir Kuvayi Milliyeci isyan olarak birçok kaynakta karşımıza çıkıyor. Düzenli orduya katılmak istememesi, Kuvayi Milliye'nin isyancılarının temel neden olarak sarıldığı bir cümleydi. Çok uzun oldu. Kuvayi Milliyecilerin isyan etmesinin nedenlerinin en başında düzenli orduya katılmak istememesi geliyor. Evet. Sevgili arkadaşlar, azınlıkları çıkardı ayaklanma. Çok uzatmayacağım burada. Ermenilerin isyanı var. Doğu Anadolu'da Adana'yı içine alan bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Ayrılıkçı, bölücü karakterli bir isyan. Ermenilerle ilgili daha önceki konularımızın birçoğunda ayrıntılı bilgi verdik zaten. Rumlar, Doğu Karadeniz'de Pontusçu Rumlar var. Onlar isyan ediyor. Doğu Karadeniz'de bir Pontus Rum devleti kurmak istiyorlar. Bunlar İstanbul'daki Patrikhane'den emir alıyor arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar bu isyanlar devam edecek. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bu ayaklanma bastırılıyor. Evet. Bu tahtada, haritada, internette birçok sitede var sevgili arkadaşlar. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların farklı bir görsel şekilde ifade edildiği haritamız arkadaşlar. Gördüğümüz gibi bir çırpıda tekrar sayalım mı? Mavi olanlar Ahmet Anzapur ve Kuvayi İnzibati ayaklanmasını İstanbul hükümeti tarafından çıkaranlar. Kırmızı olanlar siz görün ben şu neydi? Kuvayi Milliyetçilerin çıkardığı ayaklanma arkadaşlar, bakın. Demirci Mehmet ve Çerkez Ete. Şu turuncu olan Samet, turuncu olan azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar, Pontusçu'nun ve Ermenilerin çıkardığı ayaklanmalar. Yeşil olanlar Bolu Düzçendek, Yozgat Çapanoğlu, Konya'da Delibaş Mehmet, Bozkır ayaklanması, Afyon'da kim vardı? Afyon'da Oğuz'undan hatırlayacaktık. Oğuz'undan Afyon Çopur Musa. Bir milli aşireti ve şu bölgede genellikle yeşil İstanbul hükümeti ve itilaf devletlerinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar var. Şimdi ben uyarıyorum size. Konu içerisinde uyardım ama yine uyaracağım. Sınavlarda, sorularda bilgi kirliliği yaşam arkadaşlar. 3 tane Kuvayi ile ilgili kelime vereceğim. 1. Kuvayi Milliye. Arkadaşlar Kuvayi Milliye'yi zaten biliyorsunuz. İşgallere karşı halkın oluşturmuş olduğu düzensiz, gönüllü, merkezi otoriteden yoksun askeri direniş teşkilatları, Kuvayi İnzibatiye Marmara bölgesinde İstanbul hükümeti tarafından isyan çıkaran saltanat taraftarı Halifelik Ordusu, yani Kuvayi İnzibatiye'nin diğer adı Halifelik Ordusu, Kuvayi Seyyare Çerkez Etemin ordusudur. TBMM'ye karşı çıkan isyanları bastırıyor öncelikle Kuvayi Milliye. Yani isyanların bastırılmasında Kuvayi Seyyare'nin çok büyük rolü var. Ama sonra da Çerkez Etem'le beraber isyan eden bir tutum sergilemiş. Evet. Şimdi bu ayaklanmalar TBMM'ye karşı çıktı. TBMM'nin ilhamı toplamadı herhalde değil. Bir şeyler yapmış olması lazım. TBMM ayaklanmaları bastırmak için bakalım neler yapmış. Sevgili arkadaşlar, TBMM'nin yaptığı ilk iş İstanbul'daki Şeyhülislam Dürizade'nin fetvasına karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'den milli mücadelenin desteklenmesi yönünde fetva almış arkadaşlar. Bu önemli. Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'den fetva alması sevgili arkadaşlar kaynaklardan, sorulardan fazlasıyla çıkıyor. Yine bunun dışında baktığımız zaman İkinci olarak Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmış. Hıyanet-i Vataniye Kanunu da yine sorularda, kaynaklarda fazlasıyla çıkan bir bilgidir. 1920 yılında çıkan bir kanundur. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda sevgili arkadaşlar TBMM çıkarmıştır diyelim. İsyanları bastırmak için, yani vatanı ihanet edenleri asmış diyelim. Ya veya daha doğrusu cezalandırmış diyelim. Yanlış konuşmayalım. Firariler Kanunu. Arkadaşlar firariler asker kaçaklarıdır. Bu firarilerin
Yakalanması için ve gerekli cezaları alması için firariler kanunu dediğimiz bir kanun çıkmıştır, çıkarılmıştır 1920 yılında. Çünkü isyan edenlerin arasında arkadaşlar kimler de var? Asker kaçakları da var sevgili arkadaşlar. Evet, yine baktığımız zaman istiklal mahkemeleri kurulmuş. İstiklal mahkemelerinin kurulmasının nedenlerinden bir tanesini arkadaşlar, İstiklal mahkemelerinin kurulmasının nedenlerinden bir tanesi ayaklanmaları bastırmak. Ayaklanmalarla isyan eden kişileri cezalandırmak istemiş TBMM. Evet, yine baktığımız zaman sevgili arkadaşlar ne söyleyelim burada? İstanbul'da resmi ilişkiler kesiliyor. Yani TBMM burada ayaklanmaları bastırmak için İstanbul'da resmi ilişkileri koparıyor diyelim. Yine başka ne var? Kuvayi Milliye birliklerinden yararlanıyor sevgili arkadaşlar. Yani biz ne dedik? Birçok Kuvayi Milliyeci, bazı Kuvayi Milliyeciler isyan ediyor tabii ki. Ama Kuvayi Milliyecilerin hepsini isyan eder bir şekilde düşünmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Kuvayi Milliyecilerin bazıları da arkadaşlar isyanların bastırılmasında önemli rol oynamışlar. Bunu da unutmayalım. Yani Kuvayi Milliye, ki ben daha önce Kuvayi Milliye'yi ayrı bir video şeklinde anlattım size. Kuvayi Milliye sadece düşmanla mücadele etmedi. Azınlık gruplarıyla mücadele etti. İsyan eden bizim kendi içimizden Türklerle bile mücadele etti. Yani Kuvayi Milliye'nin yararlarından bir tanesi, evet düşmanla mücadele etti ama bir tanesi de ayaklanmaların bastırılmasında da rol oynadı. Evet, diğer bir başlığımız neymiş bir bakalım. Seyyar jandarma birlikleri kurdu. Az önce söylemiştik Kuvayi Seyyar'ı dediğimiz olay sevgili arkadaşlar arasında. Yine burada seyyar jandarma birlikleri, yani küçük küçük birlikler, küçük küçük jandarma birliklerini düşünelim. Bu jandarma birlikleri tabii ki ayaklanmaların bastırılmasında büyük rol oynamış. Evet. Diğer bir olay ki belki de en önemlilerinden bir tanesi. Biz genel olarak şöyle bir ifade kullanırız arkadaşlar, genel olarak. Merkezi ordu dediğimiz düzenli ordu. Aslında düzenli ordunun kurulmasının temel felsefesi şu, unutma. Düşmanı yurttan atmak, işgallere son vermek ama artı düzenli ordunun yaptığı bir işlem de bazı ayaklanmaları bastırmak olmuştur arkadaşlar. Yani düzenli ordu ayaklanmaların bastırılmasında da rol almıştır diyeceğiz. Evet, bu da unutmayalım. En sonunda da bu maddeyi söyledik. Şimdi TBMM'ye karşı çıkan bir sürü ayaklanma saydık. Bu ayaklanmaların sonuçları ne oldu arkadaşlar? Ben şunu üzülüyorum en çok. Ya cehalet diyorum. Cehalet gerçekten bizim en büyük düşmanımız. Kardeş kardeşi vurdu işte bak. Bizim Türk ve Müslümanlar da isyan ettiler. Olayı kavrayamayanlar, kışkırtmaya gelenler, gaza gelenler isyan etti. Kardeş kanı döküldü. Evet, devam edelim bakalım. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmaların sonuçları ne olmuş? Kardeş kanı döküldü. Çok tabii soyut bir ifade ama düşman ilerleyişi kolaylaştı. Bakın bu ne demek? Şimdi ben elime bir silah alayım, şöyle kalemi çıkarayım. Ben TBMM'yim. Benim düzenli ordum var veya bana bağlı savaşan Kuvayi Milliye liderleri var. Şimdi bak karşıdan düşman geliyor. Karşıdan düşmana ben ateş ediyorum. Yunanlara, Fransızlara ateş ediyorum. Düşmanla savaşacağım, ateş edeceğim ama bir de burada benim yanımda Samet var. Samet de bana karşı isyan etmiş. Samet Türk, Samet Müslüman, benim kardeşim. Samet benim arkadaşım. İtilaf Devletleri'nin, İstanbul Hükümeti'nin kışkırtmasına gelmiş, isyan etmiş. Ben ne yapacağım? Burada düşmanla savaşırken, ya baktım arkada Samet de isyan ediyor, ne yapacağım? Yüzümü çeviriyorum Samet'e. Samet'i, al sana Samet, çat çut. Samet'i ben burada bir güzel döverken, pataklarken arkadaşlar, arkada düşman ne yapıyor? Düşman da böyle, böyle diye. Düşman da böyle, böyle, böyle yavaş yavaş yaklaşıyor. Yani ben düşmana karşı mücadele etmem gerekirken
Samet'le uğraştım. Kendi ülkemin içindeki ayaklanmayla uğraştım. O zaman cümleyi siz noktalayın. Ayaklanmalar düşmanların ilerleyişini... Siz tamamlayın, ben karışmam. Evet, devam. Tablada okuyalım. Düşman ilerleyişi kolaylaşmıştır arkadaşlar. Düşman ilerleyişi kolaylaşmıştır. Evet. Can ve mal kaybına neden olmuştur. Samet'i dövdüm az önce burada. Vurdum Samet'i. Aynı zamanda silahımı da ona harcadım. Değil mi? Can ve mal kaybı olmuştur. TBMM zaman kaybettirmiştir. Bu kadar basit. En önemli cümlelerden bir tanesi bu. Ya ben düşmanı yurttan atmakla uğraşacakken burada Samet'le uğraştım. Burada kendi ülkemin içindeki Çokur Musa'yla uğraştım. Çapanoğlu'yla uğraştım. Ahmet Anzavur'la uğraştım. Demirci Mehmet'le uğraştım. Çerkez Eten'le uğraştım. Koçgeri'yle uğraştım. Ali Batı'yla uğraştım. Uğraştım oğlu uğraştım. Oh be! Ne oldu? Düşman ilerledi. Ben de düşmanı yurttan atmak için zaman kaybına uğradım. Bu kadar basit. Evet. Zaman kaybetti TBMM. İşgallerden kurtuluşun gecikmesine neden oldu. Belki de ben bu isyan edenlerle uğraşmasaydım, düşmanı daha kolay yurttan atacaktım, daha çabuk yurttan atacaktım. Düşman ilerleyişinin hızlanmasına, kolaylaşmasına ve düşmanın yurttan atılmasının gecikmesine sebep oldu. Şimdi bakın, biraz gördünüz ama ben hemen Samet'e geri çektim. Ben burada biraz durmak istiyorum. Ayaklanmaların bir tane olumlu sonucu var. Olumlu sonucu var. Onu unutmayın. Ya hocam, ayaklanmanın Allah aşkına olumlu sonucu mu olur? Sabahtan beri anlatıyorsun, Samet'i orada dövüyorsun, ayaklanma çıkardı diye Samet'e kızıyorsun. Ayaklanmanın TBMM için olumlu sonucu şu. TBMM ayaklanmaları bir güzel bastırdı. Samet'i dövdü. Çopur Musa'yı, Koçgiri'yi, Bolu Düzce'de Adapazır Hendek, Ali Batı, Şeyh Eşref. Hepsi gitti. TBMM'nin gücü artıyor işte burada. Otoritesi artıyor. TBMM diyor ki, kimse efelenmesin bana, kimse dayılanmasın. İsyan edenleri ben mahvettim. İsyan edenleri isyanla bastırdım. Güçlüyüm ben demek istiyor. İsyancıları ortadan kaldırdıysa TBMM'nin gücü artar. Halk ne der? Vay be! Helal olsun TBMM'ye! İsyanları bastırdı. Ben bu TBMM'nin düşmanı yurttan atacağına da inanıyorum diyecektir. Ve halkın TBMM'e olan güveni, şöyle sallayayım size. Halkın TBMM'e olan güveni artmıştır arkadaşlar. Bak bu önemli. Şimdi gelsin mi? Samet, seni de burada mahvettik ama şurayı getir. TBMM'nin işgalleri bastırması, halkın TBMM'ye güvenini arttırmış, TBMM'nin gücünü ve otoritesini arttırmış. İşte ayaklanmanın sonuçları bu. Arkadaşlar, TBMM ayaklanmaları bastıramasaydı, zaten Kurtuluş Savaşı gecikir, belki de başarısız olurdu. Ya, devam. Şimdi dersin sonunda, tabi uzattık konuyu biraz biliyorum. Biraz daha dayanın, biraz daha bekleyin. TBMM'nin gücünü, otoritesini tanıyın arkadaşlar. Benim otoritemi biraz tanıyın. Öyle hemen gitmek yok. En son İstiklal Mahkemelerini anlatacağım. Sonra dersimizi bitiriyoruz. Evet. İstiklal Mahkemelerini TBMM kurdu. 1920 yılında. Ayaklanmaları bastırdı. Az önceki bilgilerimizden bunu biliyoruz zaten. Daha önce de TBMM hakkında, TBMM'nin özellikleri hakkında bilgi verirken İstiklal Mahkemelerinden birer cümleyle bahsetmiştim. Bakalım şimdi hangi bilgilerimiz var? İstiklal Mahkemesi'nin 1920 yılında, 11 Eylül'ünde unutmayalım, aklımızda kalsın. 11 Eylül 1920'de İstiklal Mahkemeleri kurulunca, kurulma nedenleri arasında 1. Ayaklanmaların çıkması, az önce anlattık. Ayaklanmaları bastırmak için çıkarıldı. Bir de Hıyanet-i Vataniye Kanunu var, daha önce çıkarılmıştı. Böylece isyan edenler cezalandırılıyor. Anadolu'daki eşkıyaların çoğalması ve iç güvenliğin tehdidi altına alınması, bu eşkıyaları da yargılamak lazım. Yani biz
burada TBMM olarak düşmanla mücadele ediyoruz. Bir de eşkıya senle mi uğraşacağız? Değil mi? Onları da İstiklal Mahkemeleri cezalandırdı. Evet. Bazı Kuvayi Milliye Birliklerinin düzensiz hareket etmeleri de ayaklanmanın nedenlerinden bir tanesi olmuş. Askerden firar edenlerin artması. Sen niye askerden firar ediyorsun? Biz burada kimle savaşıyoruz? Düşmanla mücadele ediyoruz. Askerden firar eden bazı kişilerin de yakalanması ve cezalandırılması için İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Aynı zamanda firariler kanunu çıkarılmıştı. Az önce anlatmıştım, unutmayın. TBMM'nin tüm yurtta otoriteyi eline almak istemesi. Ne demiştik? Yasama, yürütme, yargı yetkileri arkadaşlar TBMM'ye aittir. Yargı yetkisinin elinde bulunduran kişiler veya kurumlar hukuksal üstünlüğe sahiptir. Halk üzerinde tabii ki bir etkili mekanizma kurmuştur diyelim. Devam. Şimdi bu cümleyi anlattım daha önce. TBMM'nin özelliklerini anlattım. Tekrar söylüyorum. İstiklal mahkemelerinin içindeki hakimlik görevini TBMM'deki milletvekili yapıyor. Milletvekili siyasetle uğraşan adamdır. Kişidir. Bayan da olabilir. Siyasetle uğraşıyorsun sen. Ama siyasetle uğraşan kişi aynı zamanda yargılama yapıyorsa, değil mi? Yargılama yapıyor. Yani yargı gücü siyasetle iç içe. Yargı ile siyaset iç içe. İşte sevgili arkadaşlar, TBMM'nin yargı yetkisini kullandığının en açık göstergesi İstiklal Mahkemelerindeki hakimlik görevini milletvekillerinin yapmasıdır. Bu çıkacak, testte bu çıkacak. Bu çıkacak. İstiklal Mahkemeleri resmi olarak kağıt üzerinde 1949 yılına kadar görev almıştır. Kağıt üzerinde 1949 yılında kaldırılmıştır. Ama resmi olarak, aktif olarak görev yapması 1927'dir arkadaşlar. 1927'den sonra görev yapmamıştır. Ondan önce işte Şeyh Said İsyanı, Mustafa Kemal'e karşı suikast, bunlar var. İlerleyen konularımız olacak. 1927'den sonra görev yapmamıştır. Bakın bununla ilgili nasıl soruyorlar biliyor musunuz? 1930 yılında Menemen olayı denilen bir olay gerçekleşti. Biliyorsunuz Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesi olayı. Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesi olayında İstiklal Mahkemeleri görev almadı arkadaşlar. Evet, İstiklal Mahkemeleri kitap üzerinde, kağıt üzerinde kanunen var. Ama 1927'den sonra aktif olarak bir İstiklal Mahkemesi çalışması görmüyoruz. Unutma bunu. 1920-27 arasında çalıştım. Evet sevgili arkadaşlar. Resim güzel, fotoğraf güzel, güneş batıyor. Arkadaşımız durmuş. Bize diyor ki gidip test çözün. Evet arkadaşlar, test çözün. Boşluk doldurmalı, doğru yanlışlı sorular çözün. Önemli, bu konuda da önemli. Bilgi soruları, çok bilgi sorusu çıkar buradan. Öğrendiklerimiz TBMM'ye karşı gelen ayaklanmalar oldu. TBMM'ye karşı gelen ayaklanmalardan sonra da bundan sonraki konumuz Sevr Antlaşması olacak. Sevr Antlaşması'nı yine ayrıntılı bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Ondan sonra da Kurtuluş Savaşı adlı bir ünitemiz olacak. Ne diyelim? Size kolay gelsin dileyelim. Bundan sonraki konumuzda görüşmek üzere. Evet.